Dedim hafta sonu böyle bir dinleneceğim bir yere geleyim, böyle sessiz sakin bir yere karavanla birlikte. Acayip ses var dışarıda. Karışık buralar. Neredeyiz biz? Cezeri, uçan araba. Bize biraz böyle ütopik geliyor ama özellikle bakıyorum da çocuklar geliyorlar, Cezeri'yi geziyorlar, görüyorlar. Yani 15 yıl sonra, 20 yıl sonra havada uçan arabaları gördükleri zaman daha öncesinde bir göz aşinalığı olacak çocuklarda. Az önce bir tane gördüm. Bir tane çocuk dedi ki, ulan dedi, bu benim olsa var ya mahallede ne hava atarım ama ya. Bu kadar böyle teknolojiyi görüyorsun, çocukları görüyorsun. Ne hissediyorsun? Vallahi bilmiyorum, bizi çok güzel yaşantı sürecekler diye düşünüyorum. Çok güzel şeyler üretiyorlar. Çocukların yüzlerindeki, gözlerindeki böyle heyecanı falan görüyorum. Çok büyük bir sevinç var. O kadar sevinçler ki her şeye dokunup, her şeyi ellemek, her şeyi yani yapmak istiyorlar. Arkada da zaten şeylerimiz var, etkinliklerimiz var. Onları da yapıyorlar. Onlarla da bayağı bir etkileniyorlar. Çok güler yüzleri. Bu olayın bir parçası olmaktan sen mutlu musun? Çok mutluyum ve burada çalışarak da çok zevkli. Çok zevkli olarak mutlu olarak çalışıyorum yani. Harikasın. Teşekkür Eyvallah. Teknofest başladığı andan itibaren hemen hemen bütün organizasyonlarına katıldım. Biz sadece geçen sene Antep'teki organizasyona pandemi nedeniyle katılamamıştık. Ve her geçen yıl daha da artıyor katılım. Şu anda hafta içi bir gündeyiz. Yani hafta sonu herhalde burada adım atılmaz. Ya en güzel tarafı şu, çocuklar burada çok mutlular. Gerçekten çok mutlular. Ve artık teknolojiyi veyahut da o teknolojik argümanları sadece televizyonlarda, çizgi filmlerde görmüyorlar. Selçuk Bayraktar'ın çok güzel bir söylemi vardı. Ya bir tane çocuk bir uçağa değsin, bir helikoptere dokunsun diye. Şu anda burada yüz binlerce çocuk helikopterlere, efendim işte insansız hava araçlarına. Ya bir de burada sadece işte drone, insansız hava aracı falan değil. Deney atölyeleri var burada. Tarımla alakalı var çalışmalar. Yine yazılımla alakalı. Yani burada her şey var. Top da buradaydı. Mesela TOG'un oradaki çocukların heyecanını görmeniz lazım. Ve burada herkesin kafa devamlı yukarıda. Çünkü devamlı bir gösteri var. Uçaklar uçuyorlar. Ve her uçak geçtiğinde çocuklardaki heyecan muhteşem. Türkiye'nin her tarafında Gençlik Spor Bakanlığı'nın böyle deney yap atölyeleri var ve aslında Teknofest öncesinde çocuklar ve gençlik merkezlerindeki deney yap atölyelerinde hazırlanıyorlar. Şuraya baksana. Çok güzel ya. Bu savaş kategorisinde. Evet, drone avcısı gibi düşünebilirsiniz. Drone avcısı. Evet. Abi bizim gençler yapıyorlar. Harikasınız. Sistemlerini artık Türkiye kendisi üretiyor. Belki de en güzel tarafı burası. Kule muhabbeti bu mu? Evet, bu hava trafik kontrolörü eğitim simülatörü. Ha, yani kuleden o işte in kalk dedikleri yer burası mı abi? Evet. Buradan yönetiyorsunuz. Evet, ama bu gerçek sistem değil, eğitim simülatörü. Eğitim, aynen öyle. Vallahi hep merak etmişimdir. Şu var ya, hani işte kule konuşuyor, kaptan konuşuyor. Uçar mı sence bu? Uçar. Değil mi? Mesela şöyle bir tane araban olsa ister misin? İsterim. Ne yaparsın mesela böyle bir tane aracın olsa? Uçar. Yok abi dur, şurada bir şey karıştırıyorlar. Arkadaşlar. Gördüm adamı gördüm. Ulan yanlışlıkla bir yeri buradan bombalamayalım ha. Abi sokma İHA'yı oraya. Çok çek abi. Çek. Gökbey'i alalım oradan. Bu yangın topu mu atıyor baba? Yangın topu atıyor. Bu. Bununla ne yapıyoruz? Bu ne şey de mi bu? Bu pide taşıma aracı mı bu? Az önce bak doğru söylemişim. Kargo drone'u. Yani ne yapacağım bununla?
Abi beyefendiden bilgi alabilirsiniz. Sende yok mu bilgi? Ben güvendim. He. Gel. Merhabalar. Ne bu abi? Bu 150 kilogram kaldırma kapasitesi olan A noktasından B noktasına transferde... Abi dur, matematik gibi şey de değil. Şey mi bu? Siparişleri verdiğimiz zaman artık bunlarla mı gelecek? Artık ileriki, yani, ileriki... Ne? İleri onlar yani gelecek, yani gelecek dönemlerde bayağı gelecekte diyebiliriz. Şu aynen. An bunlar... arazide falan, aynen. Arazide kullanılmak aynen. İçin, evet. Bir yerden bir yere lojistik, ikmal aynen. Falan yapmak evet, için evet. Bunlar mı artık? Evet. Öyle bir yapmışsınız onu ki şey gibi bu. Yani Karadeniz pidesi servis aracı gibi bir şey oldu bu ama süpersiniz. Şimdi böyle ağır abilerin yanına gidiyoruz. Havacılıktaki ağır abiler. Böyle bir önümüzü ilikleyelim. Kendimize bir çeki düzen verelim değil mi? Ne yapıyorsunuz abi? Yeni ne fırlatıyorsunuz? Yeni, burada? Şimdi 5A fırlatıldı. 5B var sırada. 2023'te de 6A var. 6A bekleniyor. Belli periyotlarla fırlatacağız evet, diyorsunuz yani. Evet, evet. Bu yıl sana 5B'yi fırlatıyoruz. 5B, harikasınız. Eyvallah. Benim aklıma gelmişti. Yani bu güneş enerjisiyle çalışan bizim uydular yapmamız lazım. Çünkü güneşe yakın orası abi. Bol bol elektrik var.